Abi bir şey soracağım sana. Hı. Bu Adanalı senin küçüklükten, mahalleden arkadaşın oluyor değil mi? Hı. Kan kardeşim oluyor. Aynı mahallenin çocuğuyduk biz Adanalı'yla. Beraber büyüdük. Aynı okullara gittik. Polis kolejinde bile sınıf arkadaşıydık. Polis koleji mi? Otur lan. Polis değilim ben. Ya abi neden gittin o zaman polis kolejine? Başka okul mu kalmadı koskoca memlekette? Bir dolduruşa geldik gittik işte. Mezun olduktan sonra 3-4 sene birlikte görev yaptık Adanalı'yla. Sonra ben sıkıldım. Kafam başka işlere kaydı. Birkaç disiplin olayı falan derken ihraç ettiler beni teşkilattan. Ha, iyi bari ya. Ben de dedim hani kaç yıldır birlikteyiz. Kumpas olayı falan. Ya abi o zaman biz torpilliyiz bu Adanalı'dan ha? Hani kankalık müessesesi gereği bize bir sıkıntı yaşatmaz herhalde. Psikopatın önde gideni dur o. Bir açığımızı yakalarsa gözümüzün yaşına bakmaz. Ama Adanalı'ya bu İstanbul'u dar etmek de benim için ayrı bir keyif olacak tabii. Hocam yapmayın şöyle bir şey ya. Ya ucalet uçar mı ya? Ya baktan kurban olayım niye yatayım ya? Git işte dümdüz ya. Gülme lan gülme. Saat çok mu geç oldu acaba? Belki sabah erkenden dersi vardır kızın. Rıfkı, kızı görmen lazım be. Bir gözler var. Ateş ediyor, ateş. Benim aramamı bekliyorsun. Aramazsan bozulacak şimdi. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimsiniz? Ali ben. Ali? Affedersiniz çıkaramadım. Bugün sizi arabasıyla çarpan dikkatsiz adam. Aa, merhaba. Kusura bakmayın sesinizi alamadım. Önemli değil. Akşam saati rahatsız etmiyorumdur umarım. Bacağınız nasıl oldu? Onu merak ettiğim için aradım. Hala biraz sekiyorum ama daha iyiyim. Çok sevindim buna. Alo? Orada mısınız? Evet evet buradayım. Aradığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar.
Efendim Ali Bey. Kusura bakmayın, tekrar rahatsız ediyorum sizi. Önemli değil, buyurun. Bir şey daha sormam gerekiyordu size de onu söylemeyi unuttum. Tabii, buyurun sorun. Yarın akşam ya da sonraki akşam. Ya da size uygun herhangi bir akşam. Sizi bir akşam yemeğine davet edebilir miyim diyecektim. Yani bilmiyorum ki böyle bir şey uygun olur mu? Sonuçta sizi hiç tanımıyorum. İyi işte. Yemekte bol bol sohbet edip tanışırız biz de. Bunu bir özür yemeği olarak da görebilirsiniz. Peki. Evet, biliyorum orayı. O zaman yarın 8'de sizi oradan alacağım. İyi akşamlar. Sayın yolcularımız, İstanbul Atatürk Havalimanı için alçalmaya başlıyoruz. Allah'ım sana bin şükürler olsun yarabbim. Gördün mü bak, korkacak hiçbir şey yokmuş. Sine! Cüce! Bu çantanın içinde bir bomba var. Herkes yerine otursun. Hiç kimse kıpırdamasın, yoksa patlatırım. Şu andan itibaren bu uçağı kaçırmış bulunuyorum. Kimse yerinden kalkmasın. Ulan bunları bana sayıra mı veriyorlar arkadaş ya? Kahramanlık yapmaya kalkın olursa patlatırım çantayı. Ulan. Bak Adanalı, bundan sonra sana kesin emir. Bir vukuat olduğunda destek gelmeden oturup amirlerinle adam akıllı bir plan yapmadan harekete geçmeyeceksin. Yani takviye kuvvetleri olmadan bir şey yapmak yanlış olur. O yüzden sessizce bekleyelim. İnsin, tamam. Hemen söyleyin pilota. Bu uçak İstanbul'a inmeyecek. Tekrar yükselsin. Başka bir yere gidiyoruz. Hemen yükseltin şu uçağı. Ulan bak şerefsize. Bu ne lan, soytar? Ulan soytar. Yani bak, iş mi lan şimdi? Tamam, bomba falan yok bunun içinde. Merak etmeyin. Sağ salim ineceğiz, merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Tamam, tezahürata gerek yok. Görevimiz ya, ne yapalım? Ya bacım, kurban olayım, şunu biraz çabuk olun indirin. Bayılacağım ben birazdan. Yerime geçeyim. Peki, tamam. Thank you.
Sakın ha. Kovarım dedi. Zaten gene heyheleri üstünde bu. Hiç gözükmesen daha iyi. Üzülme sen, her şey yoluna girer. Akşam kulübe gidiyor musun? Seçtiğine göre var incemiş. Böyle melek yüzlü, böyle güzel, böyle tatlı bir sevgilim olsaydı. Sonra? Sonra? Hiç. Gözlerine kapıldım kaldım. Öyle güzel, öyle masum bir bakışım vardı ki. Ama çok inatçısın ha. Vay be. Havası bile farklı şu İstanbul'un. Ama yine de Çukurova'ya değişmem anasını satayım. Hoş geldiniz komiserim. Komiser değil oğlum, başkomiserim. Başüstüm. Bunun içinde biberlerim, isotlarım falan var. Birine bir şey olursa kafanı kırar. Emredersiniz. Nevzat müdürüm, estağfurullah. Hoş geldin Adanalı. Hoş bulduk müdürüm. Az önce telsizde anons geçtiler. Bela seni uçakta da bulmuş galiba ha? Vallahi sormayın müdürüm, ben böyle bir şey görmedim ya. Ya Germi GPS ile mi buluyorlar nedir anlamıyorum ki. Ya adım bela bıktasına çıktı ya. Ya bela nerede ben orada, ben nerede bela orada. Deli deliyi çeker dememişler boşuna evladım. Sizinle yeniden çalışıyor olmak çok güzel müdürüm. aslına bakarsan bu defa birlikte çalışmayacağız evlat. Hayırdır müdürüm, niye? Benim son kullanma tarihim geçti evlat. Artık emekliye ayrılıyorum. Ama olmadı ki müdürüm. Sizsiz tadı yok ki şimdi hiç İstanbul'un mu İstanbul'un ya? Ben de artık gazeteden, televizyondan takip ederim senin Allah muhafaza operasyonlarını. He? Şimdi müdürüm, eğer siz yoksanız bundan sonra ben kime bağlı çalışacağım? Yani benim müdürüm kim olacak? Kendisi içeride. İçeride mi? Güvenlik nedeniyle inmiyor arabada. Aşk olsun müdürüm. Ya ben adama o kadar kötü mü anlattınız ya? Adam can güvenliği yok diye arabadan inmiyor benim yüzümden. Yok oğlum. Şu anda çok gizli bir operasyon yürüttüğü için kimliğinin ortaya çıkmasını istemiyor. Ha, şimdi oldu. Tamam. Hadi atla arabaya. İçeride tanışırsınız. Ya başla adam müdürüm. Buyurun müdürüm. Sen az önce bu adamı korkuttum filan dedin ya. Evet. Şimdi aslında kendisi böyle adam olarak neyse. Sen binince kendini gör daha iyi, tamam mı? Aç evi. Geç, hadi geç. İstanbul'a hoş geldiniz Yavuz Bey. Hüsnü abi gidiyor artık. İlk defa ne söylediğini anladım. Ne diyor? Bize ömür boyunca mutluluklar diliyor. Ne dedim lan ben sana? Ne dedim lan? Ben kime diyorum he? Kime diyorum lan? Bana bak, hasta etme adamı. Tamam mı? Sen gelsene buraya. Sen kime tokat atıyorsun lan? Ya, öldüreceğim seni, duydun mu beni? Geberteceğim lan seni, geberteceğim! Sen ne usladın lan sen? Sen benim kız kardeşime nasıl el kaldırırsın lan? Öldüreyim mi lan seni? Öldüreyim mi lan seni? Ya abi dur, yapma! Karışma sen!
Ömer Bey, bir sorun mu var? Bilmem. Arkadaşlara sormak lazım. Arkadaşlar akıllı olurlarsa hiçbir sorun çıkmaz. Bol bol balık yiyin abicim. Çok akıllı yapar adamı. Ya abi boş ver, bir şey yok, ben iyiyim. Biz öyle aramızda kavga ediyorduk. Bütün kabahat senin bu kız kardeşinde abicim. Benim sevgilim okulun kantininde başka heriflerin yanında kıçı ayrı, başı ayrı oynayamaz. Tamam mı? Şeriz biz bu. Peki. Şimdi değil. Sevgilim, yarın sabah alırım seni. Beni bekletme kapıda. Hadi abicim gidelim. Hadi abi. Hadi hadi. Hadi. Ben eve gidiyorum abi. Annem merak etmesin. Tamam, dikkatli git. Şurası zaten. Anlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes an altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Kelimsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir. Abi nereye gidiyoruz? Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik bende bu kadar, iyi bu mesafe. Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Müdürüm, benim geldiğim uçak daha kalkmamıştır. Ben... Evladım. Otur. Emredersiniz müdürüm. Adanalı Efsane'yle tanışmak büyük bir şeref bu arada. Ha şeref, evet. İyi bir şey yani. Edil Hanım teşkilatın genç ve başarılı polislerindendir. Akademiden üstün başarı ile mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde organize suçla mücadele konusunda yüksek lisans eğitimi almıştır. Yani ikiniz birlikte bir ekip olarak çok büyük işler başaracaksınız diye düşünüyorum. Müdürüm, vallahi benim uçağım daha kalkmamıştı. Adanalı. Otur. Başüstüne müdürüm. Müdür beyin ekip olacaksınız filan dediğine bakmayın siz. Benim emrimde çalışacaksınız Yavuz Bey. Çocuklar, benim arabam arkada. Size kolaylıklar dilerim. İyi geceler. İyi geceler müdür bey.
Nasıl yani ya? Ya müdürüm ama bu yaptığınız... Ha bu arada ben amirim memurum ilişkilerinden pek hoşlanmam. Bana Dilan Hanım derseniz çok daha sevineceğim. Gidelim. Akşam bize bir tavsiyede bulunmuştun. Hatırlıyor musun koçum? Akıllı olmamızla ilgili. Bu ay Lüfer iyi dediler. Hayır! Bağırma da beni dinle. Çünkü şimdi söyleyeceğim şeyleri bir daha tekrar etmeyeceğim. Hazır balığı da yedin. Bu sözleri yaz beynine. Eğer seni bir daha kız kardeşimin aldığı nefesin yakınında görürsem... ...ya da kız kardeşimin ismini ağzında duyarsam... ...buradan atarım seni aşağı. Anladın mı? Anladın mı beni? Anladım. Anladım. Anladım abi bırak. Biz yine de en baştan bir anlatalım. Belki tam anlamamıştır. Yap. Bırak. Gel bakalım. Yapmayın. Gel. Bırak. İmdat. Başkomiser odaları ne tarafta koçum? Bu tarafta. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Bu taraftan da yol var mı koçum oraya? Evet, bu taraftan da olur. Başkomiser Yavuz, kolay gelsin çocuklar. Allah geldi. Ne var? Dur lan önden. Hoş geldiniz başkomiserim. Buyurun bu tarafta. Oğlum masanızı vurmak için size harita mı veriyorlar lan? Yani daha az karışık yapamadınız mı burayı? Oo müdürüm. Hoş geldin evlat. Estağfurullah estağfurullah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım odana geç. Daha sonra konuşuruz. Tamam olur. Hayırlı olsun. Sağ olun. Burası mı odan? Burası. Burası sizin masanız başkomiserim. Buyurun.
Bu arada ben komiser yardımcısı Engin. Sizin gibi bir efsaneyle birlikte çalışacağım için çok heyecanlıyım. Birlikte çalışacağız derken? Evet. Yavuz Bey, ortağınızla tanıştınız demek. Ortağım mı? Nasıl yani ya? Engin bizim şubenin geleceği en parlak polislerinden biridir. Bundan sonraki operasyonlarda sizinle beraber olacak. Yani kısacası siz nereye, Engin oraya. Operasyonlarda benimle birlikte bu çocuk. He? Bak şimdi güzel kardeşim. Yani hanımefendi. Amirim. Şimdi bilmiyorum tipimden belli oluyor mu ama ben genelde yalnız çalışmayı seven bir tipim. Yani hatta benim İzmir'den buraya getirilişim... Neyse, siz tanışa durun. Sonra konuşuruz. Ne sırtıyorsun lan depremde? Otursana yerine sen. Affedersiniz başkomiserim. Dolap senin mi? Evet. Tamam, sağ ol. Güzelmiş. Ne var? Dönün. Buyurun. Evet. Yunanistan Büyükelçiliği mi? Tabii. Hemen bağlayın. Evet. Ben buyurun. Tanıyorum kendisini. Ne? Nasıl? Ne zaman? Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Κύριε Ιαβούς, λυπάμαι που σας ενημερώσαμε τόσο αργά. Αυτή ήταν η επιθυμία της κυρίας Μαρίας, σύμφωνα με τη διαθήκη της. Avukat Bey, size geç haber verdikleri için üzgün olduklarını, ancak Maria Hanım'ın vasiyetinin bu şekilde olduğunu söylüyor. Maria... Ben cenazesini de istemedim yani. Stella, εξήγησε σε παρακαλώ.
Maria Hanım cenazesinde özellikle hiç kimseyi istemedi. Vaziyeti gereği terensiz bir şekilde yakıldı. Külleri de Ege Denizi'ne döküldü. Oriste. Bu nedir? Maria Hanım'ın size bıraktığı mektup. Mektup mu? Sevgili Yavuz, bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Ama ben seni hiç unutmadım. Hep aklımdaydın. Ama üstlendiğim çok gizli bir görev yüzünden seninle bir daha bağlantıya geçmem imkansızdı. Görev bittikten sonra adımı, adresimi, geçmişimle ilgili her şeyi silmek zorunda kaldım. Ama seni hiçbir zaman kalbimden silemedim Yavuz. Silemezdim de. Çünkü her zaman senin bir parçan benim yanımdaydı. Senden ayrılıp Atina'ya döndükten birkaç hafta sonra hamile olduğumu öğrendim. İlk başta bunu sana hiç söylemeden bebeği aldırmayı düşündüm. Ama sonra buna cesaret edemedim. Ve bebeği doğurmaya karar verdim. Ama yine bunu senden gizleme yolunu seçtim. Çünkü seninle evlenmem, seninle bir hayat sürmem imkansızdı. Kızımı, kızımızı tek başıma büyüttüm. Ve artık ben öldüğüme göre o sana emanet Yavuz. Lütfen kızımıza iyi bak. Seni her zaman seven, sonsuza kadar da sevecek olan Maria. Τι σημαίνει εδώ? Γιατί με φέρατε εδώ?